Sevgili izleyicilerimiz, RTV 66 Yozgat Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu köy tanıtım çekimlerimiz Yozgat'ın bütün ilçelerinde, beldelerinde, kasabalarında ve köylerinde devam ediyor. Bugün yine Yozgat ilimizin şefaatli ilçesine bağlı hangi köydeyiz? Kuzayca. Kuzayca köyündeyiz. Kuzayca köyünün bu birinci tanıtım çekiminde öncelikle bizlere sponsor olan yanımızdaki bu babayı, isim neydi abim? Cemil Aydemir. Cemil Aydemir. Evet, bundan 9 ay önce Sarıkent'in çekimlerinde bu tarafa geldik. Dedik ki Kuzayca'da yok mu bir baba yiğit dedik. İşte gördünüz, baba yiğit burada. Evet, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu birinci tanıtımın, bu tanıtıma vesile olduğu için. Evet, Cemil abi kendini şöyle bir tanıt abi. Ben 1953 doğumlu, Kuzayca doğumlu Cemil Aydemir. 18 yaşında Avusturya'ya gittim. 54 sene Avusturya'da kaldım. Hala da kalıyorum. Fakat yazları köyüme geliyorum, kışları Avusturya'ya gidiyorum. Böyle bir emekli oldum, böyle bir yaşantım var. Bu arkadaşı da, Davut Kılıcı da YouTube'da gördüm. Ben de dedim köyümün bir çekimini yaptırayım dedim. Buraya bir de şey yaptırdım ben, park yaptırdım. Oranın çekimini de yapacağız zaten. Böylece bir giriş yaptık. Evet. Biraz gurbetten bahsedelim. Gurbette nasıl geçiyor günler? Bu kadar gurbetin ağzını çektin. Vallahi gurbet kolay değil. Şimdi biz buraya geliyor. Buradakiler zannediyor ki Avrupa'da geçim kolay. İnan Avrupa'da geçim kolay değil. Sabahın 6'sında kalkıyorduk. Akşamın 5'ine kadar evimize gelemiyorduk, çalışıyorduk. Ben çatıda çalıştım, çatı ustası olarak. Çok zorlukları var, tehlikesi var. Para kazanmadık değil, para kazandık ama gerçekten büyük zorlukları var, tehlikeli. Allah göstermesin, bir kaysan gitsen tamam, iş bitti. Yani çok böyle Avrupa'dakilerin öyle kolay para kazanıyor gibi görmesinler. Çok zor. Kolay değil. Evet, kaç kardeşsin, anne baba? Vallahi anne babayı gönderdik. Allah rahmet eylesin. Kaç yaşındayken rahmetli oldular? Babam 84 yaşında, annem de 83 yaşında rahmetli oldu. Çocuğumuz yok. Hanımına çocuğumuz olmadı ama iki tane, hatta üç tane çocuğu kurtardık. Onları üzerimize geçirdik evlatlık olarak. Destek olduk. Destek olduk evlatlık olarak üzerimize geçirdik. Onları Avrupa'ya götürdüm. Biri kardeşimin çocuğu, evlatlık aldı. O Almanya'da, ismi Alper. Bir de baldızımın kızını evlatlık aldık. O da Aslıhan. O baldızımın kızıyla da kardeşimin oğlunu everdim. Düğünlerini Avusturya'da yaptım. İşleri de şimdi ellerinde, çalışıyorlar, kazanıyorlar. Bize de bir yükleri yok. Böyle. Peki yurt dışında olduğu sürece köye kaç defa geldin? Her sene geldin mi? Her sene geldim, her sene. İlk gittiğin sıralarda da gelebiliyor muydu? Geldim. Ama 3 hafta geliyordum çalışırken. Emekli olduğumdan sonra, emekli olduktan sonra 6 ay kalıyorum köyde. Evet. İstanbul'da da evim var. Evet. Binamız var İstanbul'da ama İstanbul'u sevmiyorum. Evet. Çok kalabalık. Bir araba bile süremiyorum yani 500 metre gittin miydi
tıkanıp kalıyor. Evet, trafik. Evet. Adam canından bezdiriyor. Canından bezdiriyor. Ben koyu daha çok seviyorum. Evet. Koyu daha çok seviyorum. Çünkü koyu sakin, sessiz. Burada kafamı dinliyor. İstanbul bir curcuna. Evet. Şehir hayatından ben bıkmışsın. Şu toprakları özlüyorum. Bak şu toprak yol var ya. Evet. İnan oraları özlüyorum. Böyle güzel yani koy. Evet. Biraz da köyden bahsedelim. Kuzayca köyünün genellikle gurbetçisi mi çok yoksa... Gurbetçisi çok. Ne kadar gurbetçisi var senin bulunduğun yani, ülkede? Benim bulunduğum ülkede 80 tane var ama çoğunlukla Almanya'da var. Allah razı olsun gurbetçi kardeşlerimden. Bak köyümüzün mezarlığını gurbetçiler yaptırdı. Suyunu gurbetçiler yaptırdı. Köyümüzde su yoktu. Evet. Yakın zamana kadar su yoktu. Ben Avusturya'dan para topladım. Evet. Almanya'da var bir tane Ömer Ceylan. O da Almanya'dan para topladı. 20 bin euroya yakın para topladık. Gönderdik. Bu şimdiki muhtarımızdan önceki muhtarımız suyumuzu getirdi. Evet. 60 senedir belediyelik bu köy. Evet. Ama hiçbir şey olmadı, bir şey yapmadılar yani. Gözle görülür bir şey yapmadılar. Muhtar yine suyu getirdi. O kuyu da uçtu. Şimdi yeni muhtarımız yeni kuyu vurdurdu. Evet. Şimdi sularımız akıyor. Problem yok. Evet. Bu arada arkadaşlar buradan gurbette yaşayan Kuzayca Köyü gurbetçilerine seslenelim. Bu Kuzayca Köyü'nün birinci çekimi ama daha ikinci, üçüncü çekimleri de yapacağız. Buradan baba yiğitlere seslen de bir baba yiğit daha bulalım. Köyün ikinci çekimini de yapalım. Vallahi gurbetçi arkadaşlar köyümüze sahip çıkalım. Dünya fani. Köyümüze sahip çıkalım. Köyümüzdeki yaşayan varlıklı insanlara da sesleniyor. Onlar da taşın altına elini koysun. Bu köy ben Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı. Uzunlu diye bir yer var. Boğazlayan'ın Uzunlu çok köyü. Bilirim. Biliyor musun? Çok iyi bilirim. Çok güzel olmuş. Her tarafı parke taş. Evet. Ama bizim köy hala yollarımız şurası burası hep yani çok kötü. Çok geri kalmış. Ellerimizi taşın altına koyalım, gelin hep birlikte şu el birliğiyle şu köyü kurtaralım. Yollar, yol çok önemli. Evet. Yol olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu arada biraz da parktan bahsedelim.